fonksiyonlar Fonksiyon belirli bir değeri belli işlemlere tabi tutarak yeni bir değer meydana çıkaran yapılardır. Diğer derslerde string'ler ve diziler üzerinde bazı özel fonksiyonlar kullanılmıştır. PHP'de bu şekilde hazır fonksiyonlar olduğu gibi kullanıcı tarafından da fonksiyon tanımlanabilir. Bir fonksiyon oluşturmak için şekildeki söz dizimi kullanılır. function sözcüğünden sonra fonksiyonun ismi yazılır. Parantez içinde fonksiyonda kullanılacak değişkenler yazılır. Süslü parantezler içinde de fonksiyonun yapacağı işlemler yazılır. Parantezler içinde yazılan değişkenler ana programdan fonksiyona geçen ve fonksiyon içinde işlem yapılacak değişkenleri tanımlamak için kullanılır. Fonksiyonun yapacağı işleme bağlı olarak fonksiyona gönderilecek değişken olmayabilir. Bu şekilde bir fonksiyon yazılacağı zaman parantez içine hiçbir değişken adı yazılmaz. Ekrana Merhaba Dünya yazacak bir fonksiyon hazırlamak istenmektedir. Bunun için yeni bir dosyayı functions.php olarak kaydedin. Function sözcüğünden sonra fonksiyonun adı yazılır. Fonksiyon isimlerinde Türkçe karakterler kullanılmaz. Fonksiyona girecek hiçbir değişken olmadığı için parantez içi boş bırakılır. Süslü parantezler içinde eko komutuyla Merhaba Dünya metnini yazdırın. Dosyayı kaydedip tarayıcıda görüntülediğinizde Tarayıcıda hiçbir şey görüntülenmez. Bunun nedeni fonksiyonun kullanılmamasıdır. Az önce yapılan işlemde sadece fonksiyon tanımlaması yapılmış fakat fonksiyon kullanılmamıştır. Fonksiyonu kullanmak için fonksiyon adı ve parantezler kullanılır. Dosyayı kaydedip tarayıcıda görüntülediğinizde merhaba dünya metnini görebilirsiniz. Fonksiyonu bir kez tanımladıktan sonra istediğiniz kadar yerde kullanabilirsiniz. Bu örnekteki fonksiyonda Dışarıdan bir değişken kullanılmadığı için parantez içi boştur. Dışarıdan değişken alan bir örnek yapmak için yeni bir fonksiyon oluşturun. Parantez içine fonksiyonda kullanılacak değişken adını yazın. Süslü parantezler içinde echo komutuyla merhaba kelimesini ve fonksiyonda kullanılan değişkeni yazın. Fonksiyonu kullanmak için diğer örnekte olduğu gibi fonksiyon adını yazın. Parantezler içinde de fonksiyona gönderilecek değeri ekleyin. Dosyayı kaydedip tarayıcıda görüntülediğinizde merhaba kelimesinin yanında fonksiyona gönderilen değeri görebilirsiniz. Fonksiyonlarda unutmamanız gereken şey, fonksiyon içinde kullanılan değişkenler sadece fonksiyon içinde kullanılır. Fonksiyon dışında fonksiyon içindekiyle aynı isimde bir değişken kullanabilirsiniz. Fakat bunlar farklı değişkenler olarak işlem görecektir.